Sevgili Buğra Gülsoy'la birlikteyiz. Yeni kitabı Luna kısa süre önce okurla buluştu. Ve biz bir kez daha yazma serüveni üzerine konuşuyoruz. Ne mutlu ki diyeceğim. Buğra hoş geldin. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim katıldığın Böyle için. kitaplarda buluşuyoruz sürekli. İşte beni çok mutlu eden yanı da bu zaten. Elbette oyunculuğa dair konuşuyoruz ama bu sürpriz gibi oluyor. Kıyamet serisini konuştuk, her iki kitabı da konuştuk ve ardından şimdi Luna geldi. Biz hikayesinden bahsedelim istiyorum ama her şeyden önce yazmaya devam ettiğin için sana çok gıpta ediyorum. O yüzden motivasyonunu biraz anlatır mısın? Senin için ne ifade ediyor? Aslında tabii yani herkes beni oyunculuğumla tanıdı. Çünkü işte 2008 yılında, 2007-2008 yıllarında ekranlarda, TV'lerde gözükmeye başladım. Ama aslında yazarlık serüvenim benim oyunculuktan da öncesine dayanıyor. Yani profesyonel anlamda bu yaşlarımda romanlarımı çıkarmaya başlasam da ta üniversite yıllarımda işte mimarlık okurken yazmaya, kısa öyküler yazmaya, hatta kendi yazdığım şeyleri böyle kısa filmler çekmeye başlamıştım. Dolayısıyla aslında yazmak ve hikaye kurmak, oluşturmak benim için oyunculuğun da öncesi. Ve birbirini de çok besleyen, aslında birbirini çok zenginleştiren süreçler mutlaka. Şimdi, Kıyamet'te Türkiye'nin ilk boksörü Sabri Mahir'in hikayesi vardı. O da çok çarpıcı bir hikayeydi. Ve bir dönem de aslında o dönemin gerçekliği vardı. Belki üzerine farklı bir çalışma yapmak gerekiyordu o kitabı yazarken. Şimdi Luna tamamen kurmaca ve senin hayal gücünle çok beslenmiş. O yüzden çıkış noktasını bize biraz anlat. Bu farklı bir iş çünkü. Evet, ama aslında şöyle, evet, Birinci Kıyamet, İkinci Kıyamet tarihi bir romandı, tarihi bir seriydi. Evet. Sabri Mahir yaşamış gerçek bir hikayeden anlatmak istediğim işte o Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı yılları, o sanayi devrimi Galatasaray sonrası, Lisesi. evet, kurulan dönemi içine denk geldiği için tam da aslında Sabri Mahir'i o dönemin içinde anlatmak, o dönemi anlatmak istediğim için benim için bulunmaz bir nimetti. Luna aslında Sabri Mahir Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet kitaplarının okuyanlar bu kez geleceğe, yani geçmişe değil geleceğe gidiyoruz ve bir distopik evrene gidiyoruz. Aslında Sabri'nin sürekli sorguladığı, kitap içinde sorguladığı hayalet adını koyduğu hatta böyle bir karanlık vardı, bir kötülük vardı. Luna da şimdi o hayaletin artık saklanmasına gerek kalmadan, perdelerin arkasında gerek kalmadan su üstüne, gün yüzüne çıkışını izliyoruz aslında. Şimdi oldu. Ben henüz okuyorum. Şöyle bir ortalarına falan geldim. Ama o bağlantıyı bak doğrudan kurmamıştım. İyi bir ipucu oldu benim için. Tamam, şimdi anlaşıldı. O zaman polis memuru ya da komiser Adem'i de biraz anlatalım. Evet, Luna aslında ay demek. Kahramanımız Adem bir polis memuru. Gizemli bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyor. Ve o cinayetteki kurbanın adı Luna. Daha doğrusu Adem öyle olduğunu zannediyor. Çünkü kızın günlüğünü buluyor. O günlüğünün içinde yazan ismin de Luna, ona ait olduğunu düşünüyor. Ama aslında Adem hem kendi hayatıyla ve annesinin bir komplo sonucu öldürüldüğünü düşünüyor. Bununla ilgili araştırmalarını yapmaya devam ederken, bunu sorgulamaya devam ederken bu gizemli cinayeti de aydınlatmak istiyor. Dolayısıyla hem kendi hayatıyla ilgili hem de binlerce yıldır aslında insanlıktan saklanan başka bir kadim sırrı da öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla ben buna Luna çok ilginç oldu çünkü kendisi de hatta kendi ağzından anlatıyor Adem. Nereden bilebilirdim ki yani bir polisiye roman gibi başlayan hayatımın gerçeküstü fantastik bir yere boyutlara ulaşabileceğini diyor. Evet ve
O günlükleri okurken en az Adem kadar okurun da kendini sorguladığını, etkileneceğini düşünüyorum. Var mı yeni hikaye? Yakın zamanda. Hangi alanda? Hepsi olabilir. Ben hikayeleri bütün görüyorum. Aynen yaşayın. Yani çok hep soruyorlar ya tiyatro yapıyorsun işte yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, işte kitap yazıyorsun falan filan. Ve bunların hepsi aslında aynı kaynağa bağlı, aynı öze bağlı hikaye anlatımı. Evet. Dolayısıyla hepsi benim için aslında aynı demek. Yani bir roman yazarken de aslında oradaki bütün karakterleri kafamda aynı zamanda oynayabiliyorum. Aynı Evet. zamanda sanki bir filmini çekermiş gibi çekebiliyorum Sinematografik yani. çıkıyor zaten. Evet. Evet, zaten genelde hep öyle oluyor. Yani bu tabii ki bu oyunculuk sektörü, bu film sektörünün içinde sürekli haşır neşir olduğum için okurlara bir de elimden geldiği kadar onu yani yazdığım şeyleri, romanları sinematografik anlatmaya gayret ediyorum. Yeni hikaye Evet. Luna yani roman olarak bakacaksak farkındaysan başında Luna Başlangıç yazıyor. Evet, onun için sordum ben zaten. Bu Luna bir seriye dönüşür mü emin değilim. Birazcık zihnimde demlenmesi gerekiyor. Çünkü aslında hikaye bitiyor ama bitmiyor. Yani anlatmayayım, spoiler vermeyeyim. Yazmaya hep devam edeceğim. Yeni kitaplar, yeni romanlar olacak. Ama bir sonraki kitabım Luna'nın devamı mı olur? Başka yeni bir hikaye mi olur? Bilemiyorum. O zaman takip edeceğiz. Kalemine sağlık. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. Yeni projelerde de buluşalım Buğra.